Asya ülkeleri sizce neden böyle? Bu zamana kadar Vietnam ve Tayland'da da benzer manzaralar gördük. Bu iki ülkenin arasında kalan başka bir ülke daha var ki orada da durumlar büyük oranda aynı. Burası 181 bin kilometrekarelik yüz ölçümüyle 17 milyon nüfusluk bir insana hitap eden bir ülke Kamboçya ülkesidir. Kamboçya dünya gündeminde pek ön plana çıkmayan, bu nedenle de adını sık duymayacağınız bir ülkedir. Bunun sebeplerinden biri ülkenin siyasi alandaki farklı tercihleri olabilir. Zira ülke hala daha krallıkla yönetiliyor ve diğer Güney Asya ülkelerinin çoğunda olduğu gibi buraya da demokrasi hala gelebilmiş değil. Resmi adıyla Kamboçya Krallığı öncesinde bir Fransız sömürgesiydi. 1863 yılından 1953'e kadar Fransızların bir kolonisi durumundaydılar. Sonrasında ise bağımsızlık elde etseler de gelinen noktada pek gelişebilmiş değiller. Öyle ki ülke Güney Asya'daki en kaotik ve en az gelişmiş ülke konumunda. Bunu sadece ekonomik olarak söylemiyorum. Ülkede adalet ve hukuk sistemi yok. Ülkelere göre hukukun üstünlüğü araştırmalarında her daim en son 10 ülke arasında kalıyor Kamboçya. Hukuk kavramının olmadığı bu ülkede yoksulluk da kaçınılmaz oluyor. 17 milyonluk nüfusun 10 milyon kadarı açlık sınırının altında bir yaşama sahip. Fakat Kamboçya'nın az gelişmişliğini sadece sömürgeci ülkelere bağlamak doğru olmaz. Tarihle arası olanlar iyi bilirler ki Pol Pot adında Kamboçyalı bir lider ülkenin bugünkü geri kalmışlığının en büyük aktörüdür. İşçi ve sanayi sınıfını ülkesinde görmek istemeyen bu Komünist Parti lideri 1963'ten 1981'e kadar ülkeyi tek partili komünist bir devlete dönüştürdü. Bu süre zarfında ülkede aydınlardan oluşan 2 milyon öğretmen, müzisyen, sanatçılar ve sanayiciler Pol Pot tarafından ortadan kaldırıldı ve hayatlarına son verildi. O dönem ülke nüfusu 7 milyon civarındaydı ve çevreyi tamamen yok edilmiş oldu. Tüm bunları yapmasındaki amaçsa ülkeyi tamamen bir tarım ülkesine çevirmekti ve hayatta kalan her Kamboçyalı tarıma yöneltildi. Şayet Kamboçya'ya giderseniz, Pol Pot'un halkına yaptığı zulümlere ait binalar bugün turistlere müze olarak sergileniyor. Gelinen noktadaysa bugün ülkenin gelir kalemleri son derece kısıtlı olduğundan turistlerden gelecek 3 kuruşluk vize harcına bile muhtaç Kamboçya. İsterseniz sınır kapısında, isterseniz internetten vize harcı ödeyerek Kamboçya'ya 30 günlüğüne giriş yapabilmeniz mümkün. Eğer sınır kapısında alırsanız 37 Amerikan doları, internetten alırsanız 30 Amerikan doları ödeyerek ülkenin ekonomisine katkı sağlamanız isteniyor. Zaten pirinç gibi tarımsal ürünlerin ihracatını bir kenara bırakırsak en büyük gelir kalemlerini turizm oluşturuyor. Bundan dolayı da gerek Kamboçya hükümeti gerekse yerel esnaf turisti para makinesi olarak görüyor. Ayrıca Kamboçya'ya gidişinizle alakalı en önemli konu vize olayı değil. Ülkeye giriş yapmadan önce 30 gün içerisinde tetanoz ve hepatit aşılarını yaptırmanız gerekiyor. Ülkede sağlık sistemi fazlasıyla vasat olduğundan bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleyemiyorlar. Kamboçya'nın Phnom Penh adında bir başkenti var ve hayat büyük oranda bu şehirde akıyor. Ülkenin denize bir kıyısı olmasına karşın başkentleri Kamboçya'nın güney iç kesiminde bulunuyor. Başkentten sıkılan turistler bir zaman sonra ülkenin orta kesiminden deniz kıyısına doğru yol alırlar ve en son ülkeden ayrılmak üzere tekrar başkente gelirler. Şayet ülkeye doğrudan uçuş bulamazsanız pek çok insanın yaptığı gibi Tayland'ın Bangkok şehrindeki otobüslerle veya Vietnam Saigon'dan minibüslerle Kamboçya'ya gidebilirsiniz. Zaten bu ülke hiçbir zaman doğrudan gidilmek istenen bir lokasyon olmadı. Vietnam ve Tayland'a gidenler buralara kadar gelmişken Kamboçya'yı da görelim deyip bu ülkeyi ziyaret etmekteler. Ülkede modern şehirleşmeye dair izleri büyük oranda başkentte görürsünüz. Geri kalan bölgeler daha çok ormanlık ve kırsal araziler üzerine kurulu. İnsanlar ulaşım için tıpkı Vietnam'daki gibi ucuz motosikletlerden kullanıyorlar. Orada sadece 25 dolara bir günlük motosiklet kiralayabilmeniz mümkün. Fakat siz motosiklet kullanmak yerine Asya ile özdeşleşmiş olan bu tuktuk taksileri tercih edebilirsiniz. Tuktuklar elbette yol bilmeyen biri için daha güvenli. Ancak bu sefer de kazıklanmamaya dikkat etmelisiniz.
Kamboçya öyle bir yer ki ister yemek, ister giyim, ister ulaşım olsun bütün yerel halk turiste 2-3 kat fiyat çekiyor. Eğer pazarlık yapmadan söylenen ücreti kabul ederseniz bilin ki kazıklandınız dostlarım. Ayrıca başkentte olabildiğince çok Budizm tapınağı var. Ülkedeki 17 milyonun %95'inden fazlası Budizm inancına sahip. Yani semavi dinlerin etkisi Kamboçya'da neredeyse yok gibidir. Güzel olan şöyle bir şey var ki, yollarda Vietnam ve Tayland'a nazaran fazla gürültü yok. İnsanlar burada sürekli kornaya basmıyorlar. Bunun en önemli sebebi elbette medeniyet değil, ülkedeki nüfus azlığıdır. Bugün Vietnam 97 milyon, hemen diğer yanı başındaki Tayland ise 75 milyona yakın bir nüfusa sahip. Başkentteki binaların mimarilerini ve yolları incelersek, asfaltlar genellikle eski olmasına karşın binaların mimarileri gayet iyi duruyor. Ülkenin şehirlerinde ufak katlı binaların aralarında büyükçe gökdelenler bile var. Başkentin merkezinde ise kocaman bir pazar var. Burası Özbekistan'daki kubbe görünümlü kapalı pazarı andırıyor. Kamboçyalılar da bu pazarın içerisine her türden dükkan açmışlar. Ayrıca Kamboçya hizmet sektörüne yönelik öne çıktığından hemen her binanın altında bir işletme görebiliyorsunuz. Bu işletmelerse büyük oranda kafelerden, restoranlardan ve masaj salonlarından oluşuyor. Kafe ve restoranlarda porsiyonlar hem doyurucu hem de bir porsiyon yemeğin size ortalama maliyeti sadece 3 dolar. Ülkede 2 dolara hamburger, 4-5 dolara da standardın üzerinde yemek yiyebilirsiniz. Yemeklerde dikkat etmeniz gereken konuysa etin içeriğiyle alakalı. Çünkü Kamboçya'da pazarlarda ve restoranlarda satılan etler sadece dana ve tavuk değil, aynı zamanda domuzları da kapsıyor. Tavukların sabacaklarından çorba yapıp içmeyi fazlaca çok seviyorlar. Sanırım yollarda isteyen istediği yere tezgah açabiliyor. Çünkü pazarlarda çokça bir şeyler satanlar var. Gelen yere bir bez atıyor ve malını açıp müşterisini bekliyor. Bu pazar alanlarında denetimin olduğunu hiç sanmıyorum. Onu da geçtim, pazar yerlerinde delik deşik yollar var ve altından fırlayan lağım fareleri size göz kırpabiliyor. Buranın çok fazla hijyensiz olduğu konusunda sizi ikna edebilmek adına sattıkları etleri steril bir alana değil de paslı duvarlara astıklarını gösterebilirim. Bence zincir AVM'ler dışında sokaklardan et yemeyin dostlarım. Yaşadıkları ortamlar belki pek içinizi açmayabilir ama Kamboçya'da memnun kalacağınız başlıca durum yerel halkın turistlere gösterdikleri sevgi ve saygıdır. Hayır hayır, elinde broşürlerle size bir şeyler satmaya çalışan turist avcılarından bahsetmiyorum. Zaman zaman size gerçekten de samimi tebessümlerle yaklaşan dost canlısı insanlar var Kamboçya'da. Kamerayı görünce gülümsüyorlar ve sizin kim olduğunuzu merak ediyorlar. Kamboçya'da büyük şehirlerin kiralarına yetişemeyenler, kırsaldaki sulak arazilere gecekondular inşa etmişler. Suya tahta kazıklar çakarak ve yatay varilleri birbirine iliştirerek evlerin suyun üzerinde kalmasını sağlamışlar. Buradaki insanların geçim kaynağı ise ağırlıklı olarak balıkçılık ve buraya gelen turistleri kayıklarıyla gezdirmekten geçiyor. Kadın erkek demeden çalışıyorlar ve ekmeklerini kazanmanın peşindeler. Yani çoğu ülkede olduğu gibi burada da gelir dağılımında sorunlar var. Başkentteki lüks araçları ve modern yapıları görünce ülke çok gelişmiş ve zengin sanıyorsunuz ama zengin kısım sadece %5'lik bir güruhu kapsıyor. Mesela açık alanlarda kameranızı, telefonunuzu ve cüzdanınızı kendinizden çok uzak tutmayın gibi tavsiyeler geliyor. Zira motosikletli soyguncuların elinizdeki değerli eşyaları bir hamlede kapıp kaçtığını söylemekteler. 2023 yılı için Kamboçya'da asgari ücretin net tutarı 194 Amerikan dolarına karşılık gelmekle birlikte halkın ortalama 250 dolarlık bir aylık geliri var. Ülkede hem Amerikan doları hem de kendi paraları olan Kamboçya riyali kullanılıyor. Eğer çarşı pazarda etiketleri Amerikan doları şeklinde görürseniz şaşırmayın. Çünkü dolar bu ülkenin yaygın para birimlerinden biri. Ülkede çarşıda pazarda göreceğiniz pek çok ürünün fiyatı sadece 1 dolar. Yani Kamboçya'da cebinize 50 dolar koyup alışverişe çıkarsanız abartısız şekilde en az 30 parça eşya ile otelinize geri dönersiniz. Yalnız şuna dikkat edin. Zara, Nike, Adidas gibi ünlü markaların kıyafetlerini sıradan bir pazarda etiket basıp satıyorlar.
bazıları bu ürünlerin orijinal olmadığını dürüstçe söylüyor. Ancak bazıları bu kopya ürünleri size gerçekmiş gibi pahalıya satabilir dostlarım. Veya hiç sağlık riskine girmeden elinize su tabancalarını alıp sokaklarda istediğiniz herkesi yıkayabilirsiniz. Kamboçya'daki Song Kram Festivali'ne denk gelirseniz canınızın istediği herkesi ıslatma hakkınız var. Üstünüz başınız eşyalarınız suyun içinde bile kalsa ses çıkartamazsınız. Bu nedenle bunu eğlence olarak görüp ortama uyum sağlamayı deneyin. İşte Kamboçya tam olarak böyle bir yer. Yoksulluğun içindeki bir doğa cennetidir Kamboçya. Kanala abone olursanız seviniriz. Hoşça kalın.